Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu mektup gayet ehemmiyetlidir. Aziz Sıddık kardeşlerim, bugünlerde Kur'an-ı Hakim'in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve ameli salih esaslarını düşündüm. Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek ve ameli salih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def'i şer, celbi nef'a racih olmakla beraber, bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında, bu takva olan def'i mefasid ve terk-i kebair üssül esas olup, büyük bir rüşhaniyet kesbetmiş. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için, takva, bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur. Böyle kebair-i azime içinde amel-i salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir amel-i salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Hem takva içinde bir nevi amel-i salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Takva, böyle zamanlarda binler günahın tehacümünde bir tek içtinab, az bir amelle yüzer günah derkinde yüzer vacip işlenmiş oluyor. Bu ehemmiyetli nokta niyet ile, takva namıyla ve günahtan kaçınmak kastıyla menfi ibadetten gelen ehemmiyetli amal-i salihadır. Risale-i Nur şakirtlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. Madem her dakikada şimdiki tarz-ı hayat-ı içtimaiyede 100 günah insana karşı geliyor, elbette takva ile ve niyeti içtinab ile 100 ameli salih işlemiş hükmündedir. Malumdur ki bir adamın bir günde harap ettiği bir sarayı 20 adam 20 günde yapamaz. Ve bir adamın tahribatına karşı 20 adam çalışmak lazım gelirken, şimdi binler tahribatçıya mukabil Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek harikadır. Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede olsaydı, onun tamirinde mucizevari muvaffakiyet ve fütuhat görülecekti. Ez cümle, hayat-ı içtimai idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış, bazı yerlerde gayet elim ve biçare ihtiyarlar ve peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Sedd-i Zülkarneyn'in tahribiyle Yecüc ve Mecüclerin dünyayı fesada vermesi gibi şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam olan Sedd-i Kur'an'ın tezelzülüyle Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Risale-i Nur'un şakirtleri böyle bir hadisede manevi mücahedeleri İnşallah zamanı sahabedeki gibi az amelle pek çok büyük sevap ve amal-i salihaya medar olur. Tekrar başa alalım mektubu. Bu mektup gayet ehemmiyetlidir. Üstad lahika mektuplarının içinde bu ibareyi kullandığı çok nadir mektuplar var. Yani onu geçmez, onu bulmaz herhalde. En mühimlerinden de birisi bu takvayla alakalı mektubumuz. Aziz Sıddık kardeşlerim, bugünlerde Kur'an-ı Hakim'in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel-i salih esaslarını düşündüm. Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek ve amel-i salih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Yani takva demek, bazı öyle cemiyette kullandığı manasıyla çok namaz kılan insan çok takva gibi öyle değil. Takvanın manası günahlardan, haramlardan uzak durmak demek.
menhiyattan, yani Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı, nehyettiği her şeyden uzak durmak. Amel-i salih de emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Yani amel işlemek, emredilen şeyleri yapmak amel-i salih, nehyedilen, yasaklanan şeylerden uzak durmak takva. Yani takva bir nevi uzak durmak, geri durmak, kendini çekmek manasına geliyor zaten. Amel ise ameli salih, yani hayırlı ameller, salih işler işlemek. Her zaman def-i şer celbi nef'e racih olmakla beraber. Her zaman için geçerli bir kaidedir bu. Def-i şer celbi nef'e racihtir. Yani bir mağazamız var. Bir köşesinde satış yapıyoruz kâr kazanmak için. Diğer köşesinde de yangın var. Mağaza yanıyor. Şimdi bu durumda ne yapacağız? Elbette önce yangını söndürmeye bakacağız. O satışı durduracağız. Şimdi satış yapacak vaktimiz yok. Durumumuz yok. En başta bakmamız gereken nedir? Zararı engellemek. Yangını söndürmek. Bu her zaman için geçerli. Def-i şer her zaman def-i şer celbi nef'a racih olmakla beraber bu tahribat ve sefahet ve cazibedar heveset zamanında. Bu zamanın bir tarifi. Bu zaman ne zamanı? Bu tahribat ve sefahet ve cazibedar heveset zamanında bu takva olan def'i mefasit ve terk-i kebair üssül esas olup büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş. Yani her zaman için şerri def etmek daha önemliydi. Bu bütün asırlar için geçerliydi. Ama böyle bir asır ki yangınlar çoğalmış. Bir tane yangın değil. Yüzlerce yangın her tarafta yanıyor ve sen bir taraftan satış yapmaya çalışıyorsun. Hiçbir şekilde makul bir vazife değil. Yani her zaman için bu öyle ama böyle bir tahribat zamanında her taraftan tahrip edenler, bozanlar, yapanlar bulunduğu bir asır. Tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan def-i mefasid ve terk-i kebair üssül esas olup büyük bir rüşhaniyet kesbetmiş. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için. Takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Demek ki insanı kurtaracak en önemli üzerinde durması gereken hassasiyetle hayatımıza yerleştirmemiz gereken en büyük esas takva. Çünkü tahribat ve menfi cereyan dehşetlenmiş. Hakikaten belki hiçbir asrın görmediği hem imanı zedelemek noktasında tahribat, hem günahların yaygınlaşması, şehvetlerin yaygınlaşması noktasından, hem ahlakın bozulması yönünden, her yönden hakikaten dehşetlenmiş. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur. Böyle kebair-i azime içinde amel-i salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Şimdi bir de bu yön var. Kebair-i azime içinde amel-i salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Bir insan ihlaslı bir şekilde amel-i salihe muvaffak olması bu zamanda kebair-i azime içinde muvaffak olması çok zor. Yani bu ne demek? Manevi hava, nasıl ki maddi hava bozulduğu zaman insana rahatsızlık veriyor. Böyle manevi havanın da bozulması esnasında bir insanın böyle alemler dağılıyor, zihinler dağılmış, tam manasıyla kendini ibadete verip halis bir amel-i salih işlemesi noktası buna muvaffak olabilmek çok zor. Yani insan imandan sonra iki esas kanadı takva ve amel-i salihtir. Her zaman takva esastır. Tahribat zamanında daha da esastır. Ama bir de diğer cihet yani amel-i salih kanadı her halükarda bu tahribat içinde yani kebair-i azimenin istila ettiği zamanda nasıl yani manevi havayı tasaffi eden o intibah yok, insanlarda gaflet var, kebair-i azime işleniyor, manevi hava bozuluyor. Manevi hava bozulduğu için Üstad bu mektup, Kastamonu'da bir mektupta onu da ifade ediyor. Yani maddi hava bozulduğu vakit nasıl ki intibas hali başlıyor, birçok insanlar rahatsız oluyorsa
manevi hava da bozuluyor. Manevi hava nasıl bozuluyor? Hususan diyor, maneviyattan uzaklaşmış bu asırda. Sonra işte kebair hevesatı nefsaniyi taammum etmiş memleketlerde. Memleket olarak böyle. Yani her yer aynı değil. Mesela bu memleketimiz hakikaten 100 seneden beri en dehşetli günahların çok rahat işlendiği bir memleket. Yani İslam aleminin hiçbir yerinde bu hala yok. Yok yani, hiçbir şey yok. Ama bir 20 sene öncesine gidersen hiçbir şey göremezsin. İslam aleminin diğer memleketlerinde hemen hemen hiç o şekilde bir şey yok. Yani maddi hava ve manevi havayı bozacak kebair-i azime ortalıkta işlenmiyor. İslami hava hakim, manevi hava safi. İşte insan bunu burada da mesela Ramazan'da günahların azalması, ibadetlerin çoğalmasıyla manevi havanın nasıl bir öyle inşirah verdiğini insan fark edebiliyor. Şimdi o zaman Programları da okuma programları da tasaffi ettiriyor tabii ki. İnsan ibadetler ne kadar artsa ondan sonra okumalar hakikaten maddi havaya bile tesir ediyor. Manevi hava tabii ki esas bunlarla şekilleniyor. Şimdi bu manada ne dedi? Kebair-i azime içinde amel-i salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Yani bunu niye söylüyor abi? bir Yani insanın önce günahtan kurtulmaya mı bak demek yani? Eh, Amel o zaman işte onu diyecektim. Yani madem ki amel-i salihin ihlasla muvaffakiyeti pek az, amel-i salih kanadında ister istemez bir zayıflık var. Böyle bir asırda, böyle bir memlekette var. Öyleyse takvayı diğer kanadı çok kuvvetli tutmaya gayret etmemiz lazım. Yani onu istesek de istemesek de madem ki bu asırda yaşıyoruz, madem ki bu memlekette yaşıyoruz, bu memleketi bırakıp gitmeye de durumumuz yok. Çünkü en ziyade ihtiyaç burada var. Üstadın ifade ettiği gibi Mekke'de dahi olsam buraya gelmem lazımdı manasıyla. Öyleyse yani hicret etmek de göç etmek de çare değil. Öyleyse ne yapacağız? Madem ki amel-i salih cenahında, kanadında kesinlikle bir zayıflık var. Öyleyse takva kanadının çok çok kuvvetli olmasına daha çok dikkat edeceğiz. Böyle kebair-i azime içinde amel-i salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir amel-i salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Hem az bir amel-i salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Cenab-ı Hak yani az işlenen amelle de Cenab-ı Hak çok işlemiş gibi yazabilir rahmetiyle çünkü şartlar zor. bu amel-i salihin kapsamı abi, yani sadece ibadet boyutuyla namaz mıdır? Sadece yok. Hatta sadece ibadetler de değil. Yani oruç da bütün ibadetler de giriyor. Allah için yaptığımız her şey giriyor. Yani Allah için amel. Yani amel ettiğimiz sadaka vermek de giriyor. Ondan sonra bir insana maddi yardım etmek de giriyor. Ondan sonra her türlü hatta güzel bir niyetle ne diyor? Bütün mübah amelleri ibadet hükmüne geçer, amel-i salih hükmüne geçer. Yani güzel bir niyetle bir insan ders çalışması, memleketime hizmet edeyim, maddi hizmetler, hatta onun vesilesiyle manevi hizmetler de edeyim manasıyla bir insanın ders çalışması o da ibadet oluyor. Hem takva içinde bir nevi ameli salih var. Takva içinde bir nevi ameli salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Takva böyle zamanlarda binler günahın tehacümünde bir tek içtinab az bir amelle yüzer günah terkinde yüzer vacip işlenmiş oluyor. Bu ehemmiyetli nokta niyet ile, takva namıyla ve günahtan kaçınmak kastıyla menfi ibadetten gelen ehemmiyetli amali salihadır. Yani bu nokta niyetle hasıl olur. Yani takva içinde ameli salih var. Bir insan bir haramı işlemese işlememesi, haramı terk etmesi vaciptir. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Birçok sünnetten daha fazla sevap var. Şimdi ama burada ne dedi? Bu ehemmiyetli nokta niyet ile. Şimdi niyetle ne demek? Yani bir insan mesela bir kardeşimiz giderken yanında bir abi olduğu için aslında bir günah işleyecekti, bir fırsat çıktı. İşleyecekti aslında ama filan abi yanımda diye işlemedi. Yani takva niyetiyle değil, ayıp olmasın diye, fırça yemeyeyim diye yapmadı. Yapmamış oldu, yine de yapmadı, yine de o günahı işlemiş gibi değil. Yani bu noktada takva ile amel-i salihin farkı var.
bir insan filan abi yanımda diye namaz kılsa, normalde kılmayacaktı ama şu abi yanımda yolculukta berabersin, o abi yanımda diye namaz kıldı. O namazı kılmamış gibidir. Hatta riya için kıldığı için günahı bile var. Ama bu amel-i salih noktasında riya ile yapılırsa böyle. Ama takva noktasında günahtan kaçınmak meselesi, eğer riya için yapılırsa, filan abi yanımda diye o günahı işlemezse, o günahı işlememiş olur. Ama şuradaki bir haramın terki vaciptir noktasındaki vacibi işlemekten gelen sevabı alamaz. O sevap niyetle hasıl olur. Yani takva niyetiyle sen o günahı terk edersen, o zaman o günah sana yazılmadığı gibi artı bir vacibi işlemiş manasıyla sana sevap yazılıyor. Ama niyetle oluyor. Eğer dediğimiz gibi başka bir sebeple günahı terk ettiyse, beceremediğinden, yapamadığından, eline geçmedi veya değişik veya işte dediğimiz gibi filan kişiden fırça yememek için yapmadı, topluma ayıp olmamak için yapmadı gibi şeylerden ötürü terk ettiğimiz günahta o bir vacibi işlemek manası, haramın terkindeki vacip işleme manası hasıl olmuyor. Bu ehemmiyetli nokta niyet ile, takva namıyla ve günahtan kaçınmak kastıyla menfi ibadetten gelen ehemmiyetli amali salihadır. Yani bu manada şunu da anlamamız lazım. Mesela sünnette var bir insanın yalnız başına gitmemesi bir yere. Bir kardeşi, bir arkadaşını yanına alması. Bu manada kendini korumak noktasında nefsine açık kapı bırakmamak için belki nefsi sana galebe edeceği bir ortam olabilir. Yani böyle kendini garantiye almak manasıyla beraberlikte hakikaten çok fayda var. Niyet kısmında abi o şehitlikte o şeye örnek olabilir mi abi? Ömer Efendi'nin zamanında katılanlar... Tabii. Yani bahçesi için. Tabii. Bu hadiste de var ayrıca mesela. Yani bir mesela herhangi bir şey şöhret için filan kişi çok şecaatlıdır, çok cesurdur denilsin diye veya mal için veya şunun için yani ne için yaptığı yapıyorsa onun innemel a'malu bin niyat. Yani hadis-i şeriflerin en meşhuru, en üzerinde durulanı ameller niyetlere göredir. Herkes niyetine göre. Eğer niyeti Allah içinse hatta sadaka veriyor. Diyelim ki mesela bir adam bazen öyle bir sualda soruluyor ya. Ya filan adam işte elektriği keşfeden adam insanlara çok faydalı olmuş. Cennete gitmesi lazım. Bu adam imanı yoksa nasıl cennete gitsin? İmanı olan bir insan bile mesela Müslümandır, imanı var. Ondan sonra bütün şehir ahalisini açlıktan kurtarsa, güzel bir ziyafet verse ne kadar sevap alır? Niyetine göre alır. Eğer vermekteki, ziyafet vermekteki kastı belediye başkanı olmaksa sevaptan bir zerre bir şey alamaz. Belediye başkanlığını belki alır, belki alamaz, onu bilemem. Ama sevap alamıyor. Bak Müslüman olan, mümin olan bir insan Allah için yapmasa, Allah namına vermese, o verdiği sadakadan milyarlarca sadaka verse yine bir şey almıyor. Demek ki niyet çok önemli. Kaldı ki bir adam Allah'a inanmıyorsa nasıl Allah namına iş yapsın ki? Yani ilk şartı ihlas. Amelin ruhu ihlas. Eğer o ihlas yoksa, Allah için Allah namına yapılmıyorsa o zaman hangi maksat için yapıyorsa onu kazanmaya çalışır. Şöyle ya, niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlastır. Evet, ihlas. Peki yani niyetim çok güzeldi. Yani bu niyetle başlamıştım. Sonra niyetin bozulması durumu yani. Öyle mi? Bir şey de mümkün oluyor mu? Olabilir. İnsan niyeti yani salih niyetle yaptığı, halis niyetle yaptığı kadar alır. Sonradan niyeti bozuldu. İşte onun için mesela ihlası kazanmak ve muhafaza etmek. Şimdi mesela yani üstad bir de diyor ya, teveccüh nasıl istenilmez, belki verilir. Verilse de onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlası kaybeder. Şimdi sen güzel bir ders yaptın. Hiç de teveccüh nasıl için yapmadın. Allah için yaptın. Ama bu insanların takdiri, teveccühü, beğenmesi istemememiz lazım. Verilse de hoşlanmamamız lazım. Eğer hoşlansak ikinci yapacağımız ders acaba aynı ihlasla olabilir mi?
Hoşlandığımız zaman birinci dersi... Birinci dersi götürmez de. Götürmez. Birinci ders o niyetle yapıldı. Ama bundan sonra yapacağın ders nasıl olacak? Ya filan kişi çok beğenmişti. Acaba dur o bir gelsin ondan sonra ders yapalım. Onu bile düşünür insan o zaman. Yani çünkü amelinde bir şey bozuldu. Değişik bir maksat girdi. Ama bir nur talebesi tabii ki ihlası esas tutmak bütün ameller için, her şey için geçerli. Yani insanların bulunmaması, takdir edecek, beğenecek insanların bulunmamasını daha çok tercih eder. Yani bunlar var diye belki yapmaktan bile çekinebiliyor. Tabii çekinmemek lazım. Üstad diyor İhlas Risalesi'nde mümkün ise ne diyor? Bir latif bir hakkat-ı imani muhtaç bir mümine bildirmek ki en masumane zararsız bir menfaattir. Mümkün ise istemeyen bir arkadaş ile yaptırması hoşunuza gitsin. Yani mümkünse bu vazife bu yaşkasının eliyle görülebilecekse, vicdanı bunu biliyorsak onun vesilesiyle olmasını tercih etmemiz lazım. Ama vicdanı biliyorsun ki ben yapmasam bu geri kalacak. O zaman seni beğenecek, takdir edecek, alkışlayacak insanlar varsa bile o vazifeyi ihmal etmememiz gerekiyor. Bu ehemmiyetli nokta niyet ile, takva namıyla ve günahtan kaçınmak kastıyla menfi ibadetten gelen ehemmiyetli amal-i salihadır. Risale-i Nur şakirtlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. Risale-i Nur şakirtlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. En mühim vazifemiz bütün insanlara hakikatleri anlatmak değil. En mühim vazifemiz takvamızı muhafaza etmek. Takvamızı bozacak herhangi bir şey varsa orada dur. Yani çünkü sen nefis taşıyorsun. Yani ben kendimi feda ettim. O manada bazı ifadeleri yanlış anlamamak lazım. Üstad kendi şahsi kemalatı, şahsının fazileti noktasındaki bazı kendi şahsına ait olan şeylerden fedakarlık etmiş. Yoksa günaha girmek noktasında bir fedakarlık yok. Üstad günahtan kaçınmakta en hassas, en titiz. Hiçbir zaman o noktada bir tavizi yok. Ama yani diyelim ki kendi şahsına ait bir kemalatı kazanmak, işte evradımı okuyayım, sevap kazanayım manası, bunun yerine vazifeyi ifa etmek, muhtaç bir mümine hakkat-ı imanı bildirmek, yani bu zahiren toplumun nazarında bu böyle çok feyizli bir ibadet gibi görünmüyor. Yani ibadet işte Kur'an okumak, salavat okumak, zikirleri bu gibi şeyler iken üstad yani bu manada fedakarlık ediyor. Kendi şahsına ait kemalatı feda ediyor. Vazife-i imani ihlasla yapmayı tercih ediyor. Yoksa asla hiçbir şekilde günaha girme noktasında bir taviz, bir gevşeklik yok. Risale-i Nur şakirtlerinin bu zamanda en mühim vazifesi. Çünkü biz eğer bir insanı en başta kurtarmamız gereken, çıkarmamız gereken takvadan, takvaya çıkarmak, günahlardan uzak tutmak. Biz kendimiz dalarsak nereye davet edeceğiz? Sen selin kenarında durursan sele kapılmış bir insanı çıkarabilirsin belki. Gayret edersin en azından. Ama sen selin içine düşersen nereye davet ediyorsun ki? Yani hakikaten tenakuz oluyor zaten. Yani sen helal harama dikkat etmeden öyle kendi kafana göre yani bir örgüt psikolojisiyle maksada ulaşmak için her şey mübah gibi görürsen Allah muhafaza o örgütün psikolojisidir. Öyle bir dini cemaatin vaziyeti olamaz. Risale-i Nur şakirtlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. Madem her dakikada şimdiki tarz-ı hayat-ı içtimaiyede 100 günah insana karşı geliyor, elbette takva ile ve niyeti içtinab ile 100 ameli salih işlemiş hükmündedir. Demek ki insan bu kadar maruz kalabileceği günahlardan uzak durması, maruz kaldığı günahlardan kendini uzak tutması, dalmaması, mesela bir mekana gitmek için iki yol var. Bir yolda çok günahlar, sefahetler, öyle istesen de istemesen de nazarına çarpacak çok haramlar var. Diğer yolda ise temizdir, hiçbir günaha maruz kalma durumun yok. İşte
ben o diğer caddeyi tercih edeyim, bakmayayım tarzında değil. Yani takva için orayı, o diğer Maksudum. günahlara maruz kalmayacağın caddeyi tercih etmek, takva odur. Yoksa insan yani hakikaten, hatta hiçbir şekilde gözü kaymasa dahi, ihtiyarıyla bakmasa dahi, yani ilk nazar bile insanın hayalini dağıtmaya yeterli oluyor. Günah olmasa bile, ihtiyarıyla işlememiş, ihtiyarıyla hiç bakmasa bile, ki insan belki 10 taneye muvaffak oldu, 11. de düşebilir. Bir tane bile düşürmek böyle çok tehlikeli bir şeydir. Onun için takva nedir? O caddeyi değil de diğer caddeyi tercih etmektir. Malumdur ki bir adamın bir günde harap ettiği bir sarayı 20 adam 20 günde yapamaz. Ve bir adamın tahribatına karşı 20 adam çalışmak lazım gelirken, şimdi binler tahribatçıya mukabil Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek harikadır. Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede olsaydı, onun tamirinde mucizevari muvaffakiyet ve fütuhat görülecekti. Yani hakikaten çok mucizevari bir muvaffakiyet var. Yani üstad bir avuç insanla bu hakikatları insanların nazarına vermeye çalışıyor. Hakikatı tebliğ etmeye, insanları imana, ibadete, takvaya davet etme vazifesinde, yani binler tahribatçı ya mukabil tek bir tamirci. Ona rağmen muvaffak oluyor. Ona rağmen sürekli etrafında insanlar elhamdülillah günahlardan, sefahatten, hatta imansızlık belasından kurtulup etrafına toplanabiliyor. Bu hizmetin ilk safhasından başlayarak bugüne kadar devam ediyor. Yani en dehşetli şekilde orduların, küfür ve sefahat ordularının her tarafı istila ettiği bir ortamda bu muvaffakiyet hakikaten mucizevari bir şey. Yani kuvvet o kadar az olmasına rağmen. Ve biz tamire bakıyoruz, onlar yıkmaya çalışıyor. Yani hakikaten dediği gibi bir adamın bir günde harap ettiği bir sarayı 20 adam 20 günde yapamaz. Normal işleyiş bu. Bir adamın tahribatına karşı 20 adam çalışmak lazım gelirken, şimdi binler tahribatçıya mukabil Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek harikadır. Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede olsaydı, onun tamirinde mucizevari muvaffakiyet ve fütuhat görülecekti. Yani çok zahir olmaması, böyle ortalıklar, mesela sokakların, caddelerin hala sefahatlerle, hala öyle fıs fucurla dolu olması bundan kaynaklanıyor. Çünkü onlar tahribata bakıyor ve elinde çok büyük imkanlarla tahribat yönüne gayret ediyorlar. Ama ona rağmen hakikaten imana, ibadete, takvaya sarılan insanlar artıyor. Adet olarak da artıyor, oran olarak da artıyor. İnşallah bu bize büyük bir ümit veriyor ki inşallah ilaç çok kuvvetli, karşıdaki düşmanlar ne kadar kesretli olursa olsun elhamdülillah bu ilaç tesirini gösteriyor. Ez cümle hayat-ı içtimai idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bir de bakıyoruz mesela hakikaten üstadın çok önemli bir düsturu, böyle sefahatleri, günahları hiç tasvir etmedi. Hiçbir şekilde bir zihni hayali bulandıracak bir şeylerden bahsetmedi. Ve burada günahların ismini bile vermedi. O kadar takvayla alakalı bir mektupta. Şimdi burada da zikrettiği şey, insan böyle günahları belki nazara verecek diye zannediyor. Diyor ki hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Belki takvayı zedeleyen en büyük gedik buradan açılıyor çünkü. Yani hürmet merhamet sarsılınca, talebenin hocasına karşı hürmeti azalınca, ondan sonra anne babaya hürmet azalınca, büyüklere hürmet azalınca, sarsılınca, o genç nefsinin karşısında, insi ve cinni şeytanların karşısında savunmasız kalıyor. Çünkü insanı hakikaten koruyan aile çevresidir, hocasıdır, işte büyükleridir, dedesidir. O hürmet sarsılırsa, hürmet merhamet sarsılırsa, o ne oluyor? Birbirine bağlayan bağlar kopmuş oluyor. Ez cümle hayat-ı içtimai idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bazı yerlerde gayet elim. Şimdi hem hürmet hem de merhamet. Yani merhamet, şefkat büyükten küçüğe olur. Yani o noktada o alakadarlık, şefkat-ı imani itibariyle o ilgilenmek de çok sarsılmış.
Yani büyükler de küçüklerin çok da haline bakmıyor yani. Halbuki şefkat etmesi lazım. Ve şefkatin de en mühim vazifesi, en mühim vaziyeti imani noktada uhrevi zararlarına şefkat etmek. O noktalarda Zübeyir Rabbin ifade ettiği gibi eğer diyor teessür ve ızdırap karşısında kalpten bir parça kopacak olsaydı, öyle bir kanun olsaydı eğer, yani bir insan üzüldüğünde kalbinden bir parça kopacak olsa, bir genç dinsiz olmuş haberi karşısında o kalbin atom zerratı adedince paramparça olması lazım. Yani hakikaten etrafımızda bu kadar insanlar sefahate, atalete, öyle dinsizliğe, ilhada atılıyorken yani böyle harekete gelmemek, gayret etmemek, acımamak, yani etrafında adam, gençler havuza düşmüş, boğuluyor, hiç umurunda değil. Bu havuzda düşün, boğulan adam 50-60 senelik hayatını kaybediyor. Ama diğeri 50 milyar değil, sonsuz bir saadeti, bir saati 1000 sene dünyanın mesudena hayatından daha kıymetli olan cennet hayatını kaybediyor. Üstüne üstlük ebedi bir cehennemi boyluyor. Öyleyse hakikaten bir genç dinsiz olmuş haberi karşısında o kalbin atom zerratı adedince paramparça olması lazım gelir. Eğer böyle bir tesir altında insanın kalbinden bir parça kopuyor olsaydı. Yani insan hakikaten yani dinsizliğin, dinsizlik tahribatının, sefahatin, gençlerin böyle hakikaten sefahate, şehvetlere sürüklenmesinin ne kadar dehşetli bir fitne olduğunu görmesi lazım. Ez cümle hayatı içtimai idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bazı yerlerde gayet elim ve biçare ihtiyarlar ve peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Yani bu tamiri iki cihetle. Hem büyüklere, ihtiyarlara, peder ve valideye şefkati, merhameti, hürmeti tesis etmesi yönüyle hem de anne babalarda da evlatlarına karşı şefkati. Tabii şefkat yok değil, herkese şefkat ediyor, şefkat eksik değil ama maalesef en büyük bir hastalık olarak hep dünyevi meselelere şefkat etmek. Yani bir anne çocuğunun aç kalmasına dayanamaz. Hiçbir şekilde yani ne olursa olsun onu aç yatırmamak için kendini parçalar. Ama o evladının sabah namazına kalkmamasına çok rahat dayanıyor. Yani bu merhametin sarsılması böyle sarf edildiği yerin bozulması manası çok büyük bir yani o evlatların böyle kendi halinde sürüklenmesi yani belki senin lafını dinleyecek. Hakikaten gayret etsek, yönlendirsek, öğretsek. Mesela namazı öğretmemiz lazım. Yani namazın hareketlerini, lafızlarını değil, manasını da öğretmemiz lazım. Yani gerekirse dövmemiz lazım. Yani ta ki alıştırmak, o şefkatin sırrı. Yani sen evladın 3 gün okula gitmese dövüyorsun. Yani hakikaten o dünyevi istikbali tehlikeye girmesin diye gerekirse dövüyorsun, zorluyorsun. Ondan sonra başka bir ukrevi bir şeydeki ihmalini hiç nazara almıyorsan şefkatin çok yanlış kullanımı maalesef çok umumi bir hastalık. Cenab-ı Hakk'a şükür ki Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Sedd-i Zülkarneyn'in tahribiyle Yecüc ve Mecüclerin dünyayı fesada vermesi gibi şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam olan Sedd-i Kur'an'ın tezelzülüyle Yecüc ve Mecüc'ten daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Risale-i Nur'un şakirtleri böyle bir hadisede manevi mücahedeleri inşallah zamanı sahabedeki gibi az amelle pek çok büyük sevap ve amal-i salihaya medar olur. İşte dün de bahsettik ya, yani Risale-i Nur'un ehemmiyetini ifade eden bak sahabe gibi, yani sahabe yetişmez doğru ama zamanı sahabedeki gibi az amelle pek çok büyük sevap ve amal-i salihaya medar olur. Çünkü zaman çok dehşetli ve fitne imanın esasatını yıkmaya yönelmiş. Yani Risale-i Nur'un tesiratı hakikaten imanı diriltmek,
imanı kuvvetlendirmek, imana konulmuş dinamitleri temizlemek. Nasıl ki sahabe zamanındaki hizmet olmasaydı, İslamiyet binası olmayacaktı, İslamiyet bize ulaşmayacaktı, o bina belki tesis etmeyecekti. Aynı şekilde İslamiyet binasının temeli olan erkan-ı imaniyeye konulan bu asırda en dehşetli dinamitleri temizleme vazifesini gören Risale-i Nur olmasa, Risale-i Nur'un intişarı, Risale-i Nur'un bir gencin alemine girmesi olmasa, o gencin hayatında, belki o memleketin hayatında o bina yıkılmış oluyor. Onun için üstad teşbih etmesinde hakikaten tam bir muvaffakat var. Risale-i Nur'un şakirtleri böyle bir hadisede manevi mücahadeleri inşallah zamanı sahabedeki gibi az amelle pek çok büyük sevap ve amal-i salihaya medar olur. Yani hilafetin yıkılmasıyla bu memlekette icra edilen mesele hakikaten ikinci bir Endülüs ortaya koymak. İslam tamamen tarihte kalsın. Yani öyle bir vaziyet %100 uygulandı. Bunun karşısına çıkıp insanları bundan kurtaran hakikaten Risale-i Nur tam bir kuvvetle, tam bir teçhizatla, donanımla elhamdülillah ateşin içinde talebeler yetiştirdi. Böyle en dine imana uzak olan insanları bile iman hizmetkarı eyledi. Risale-i Nur'un şakirtleri böyle bir hadisede manevi mücahadeleri inşallah zamanı sahabedeki gibi az amelle pek çok büyük sevap ve amal-i salihaya medar olur. Aziz kardeşlerim, işte böyle bir zamanda bu dehşetli hadisata karşı ihlas kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz iştirak-ı amal-i uhrevi düsturuyla birbirimize kalemler ile her birinin amal-ı saliha defterine hasenat yazdırdıkları gibi lisanlarıyla her birinin takva kalesine ve siperine kuvvet ve imdad göndermektir. Demek ki bizim en büyük kuvvetimiz ne yapacağız? Birbirimize dua edeceğiz. Birbirimizin günahlardan muhafaza olması için, takvada sabit olması için mesela duamızı ediyoruz aslında. Tesbihatta, sabah tesbihatında, akşam tesbihatında Allahümme ecirne min fitneti ahir zaman, Allahümme ecirne min fitneti nisa, bu gibi dualar aslında bunun ifadesi. Ama bu dualarda da dikkat etmemiz gereken, bunu sadece lisanen söylediğimiz böyle manasını hiç düşünmeden kalbin hazır olmasından, o noktadan uzak bir şekilde söylememiz, yani bir nevi onun hakiki tesirinin olmamasına vesile olabilir. Gafletle de olsa bir feyzi olabilir ama hakikaten bir insan kendisini de, arkadaşını da, kardeşlerini de böyle dehşetli bir fitne-i ahir zamanda en dehşetli canavarların hücumuna maruz, Allah'ın inayetinden başka kurtarma ihtimali olmayan bir vaziyette kendimizi tasavvur etsek. Yani Allahümme ecirne min fitneti ahir zaman dediğimizde kendimizi böyle bir arslanın parçalamasına maruz, şu kalenin kapısını açsalar kurtulurum, yoksa imkanı yok. Bu manada, bu vaziyette kendimizi tasavvur etsek, kendimizi ve kardeşlerimizi, bütün nur talebelerini, bütün akrabalarımızı, bütün ehli imanı bu manayla iltica etsek, bizi ahir zaman fitnesine muhafaza eyle manasını biraz bu tasavvurla söylesek, bunun şuurunda olsak, manasını da biliyoruz ama bilmek yetmiyor. O ne diyor üstad? Huzuru kalp ile dua etmek. Huzuru kalp yani kalbin hazır olması. Kalbin ne dediğinin şuurunda olmasıyla o duanın kıymeti artıyor. Hatta diyor mesela resmi ve öyle bir nevi resmi şuursuz yapılan bir dua değil, böyle şiddetli, şuurlu bir dua hakikaten tesirini inşallah hayatımızda da gösterir. Aziz kardeşlerim, işte böyle bir zamanda bu dehşetli hadisata karşı ihlas kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz iştirak-ı amal-ı uhrevi düsturuyla birbirimize kalemler ile her birinin amal-ı saliha defterine hasenat yazdırdıkları gibi lisanlarıyla her birinin takva kalesine ve siperine kuvvet ve imdad göndermektir. Ve bilhassa fırtınalı tehacüme hedef olan bu fakir ve aciz kardeşinize bu mübarek şuhur-u selasede ve eyyam-ı meşhurede yardımına koşmak sizin gibi kahraman ve vefadar ve şefkatkarların şe'nidir.
bütün ruhumla bu imdad-ı manevi sizden rica ediyorum. Ve ben dahi iman ve sadakat şartlarıyla Risale-i Nur talebelerini bütün dualarıma ve manevi kazançlarıma 24 saatte iştirak-ı amal-ı uhreviye düsturuyla bazen 100 defadan ziyade Risale-i Nur talebeleri ünvanıyla hissedar ediyorum. Subhaneke la ilme lene illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru da'vana enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.